Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır derler. Kafanın toprağa değdiği an. Çünkü dört unsur içinde Allah'a en yakın olan topraktır. Elementler bu dört unsurdan meydana gelmiştir. Hava, su, toprak ve ateş, nur diyebiliriz. Bu dört unsur içerisinde boynu bükük, zavallı, yerde sürünen, üzerinden hepsinin geçtiği nedir? Topraktır. En kesif odur, en gariban odur en yetimi, en biçaresi. Bütün kirler onda gizlenir. Beğenmediklerimiz onun bağrına atarız. O beğenmediklerimizi saklar, beğendiklerimizi çıkarır. En kirli şeyler, tiksindiğimizler ona girer. Bu noktada gubar toz ondadır. Bu da onun mütevaziliğini gösterir. İnsandaki nefis gibidir. Bu mütevaziliğine binaen, bu kesafetine binaen, Cenab-ı Hakk'ın nurani esmasının ekseriyesine toprak muhatap olmuş, o aynı olmuştur. Maddeten hepsinden aşağı, manen hepsinden yukarıdır. Su onun üzerinden geçer, maddeten. Hava da onun üzerinden geçer. Saltanat onların böyledir. Nur da hakeza. Ama sürünen, gariban olan budur. Bu mütevazilik onu manen terakki ve teali ettiriyor. Allah'ın nurani olan esması azami derecede toprakta tecelli ediyor. İşte insan da basını, başını secdeye koyduğu an toprakla hemhal oluyor. O mütevazili o da gösterince Allah'a en yakın olan an başın secdeye konduğu andır. Toprakla bütünleşme. E, o zaman da şeytan bizden çok meşgul olacak tabii. Toprak mütevazilik açısından boynu büküktür ama Bağrında öyle çirkin şeyler vardır ki imtihanı çok ağırdır. Esma'ya mazhariyet kolay bir şey değildir arkadaşlar. Bütün beğenmediklerimiz toprağın bağrında bakın. Maddi ve manevi necasetler hepsi onların bağrında. Onun bağrında. O halde insan da ibadet esnasında şeytan ondan musallat olur. Onun kafasını karıştırır. Kalbinde gönlünde gezer. Bu normaldir. Hele bu secde anı gibi huzur içerisinde oldu mu hiç boş bırakmak istemez. Burada namazı terk etmek değil, namazın kemalini anlamak lazım. İrademizin dışında namazdaki, yani hayalimize gelen hiçbir şeyden sorumlu değiliz. İrademizin dışında. Kasten düşünemeyiz. Aynada yılanın sureti ısırmadığı gibi. Aynadaki bir kir aynayı telvis edip kirletmediği gibi, insanın kalp aynasında görünen çirkin şeyler, çarışım dediğimiz, tedai dediğimiz şeyler iradenin dışında cereyan ettiğinden dolayı insan bundan rahatsız olamaz. Toprağın içindekilerin tasfiyeden geçip imbiklerden süzülüp o kirli şeylerin nebatat veya diyelim hayvanat olarak çıktığı gibi hayat olarak çıkıyor bak.